Netonline TV ekranlarından hepinize iyi günler sevgili seyirciler. Hafta sonu kısıtlamasının şu ikinci gününde Objektif Bakış programında bu akşam iki önemli konuğu misafir edeceğim. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Süleyman Akbulut Başkanım ve Bodrum Gündem Gazetesi Fatih Bozoğlu. Sevgili Fatih Bozoğlu ve Sayın sevgili Akbulut, hoş geldiniz efendim programa. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz Sayın Efecik. Ben tabii her zaman olduğu gibi merhaba demek isterim. Çünkü Bodrum'dan merhaba farklı denilmek durumunda diye düşündüğüm için Herodot'un memleketi, Halikarnas balıkçısının cenneti, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Evet, bizler de size merhaba diyoruz. Bodrum'a sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Evet, tabii üç gazeteci ve bir de cemiyet başkanı yayında olunca, programda olunca ne konuşulur? Tabii ki Muğla siyasetini konuşacağız. Bu arada yerel basını da biraz irdeleyeceğiz. Son yıllardaki yerel basının gerçekten habercilik anlamında, diğer anlamlarda da gazetelerin ayakta durmaya çalıştığını Sayın Başkan'la birlikte burada işaret etme şansımız olacak. Dilerseniz önce bir Muğla sıcak, Muğla siyasetiyle ben programa başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde malum İYİ Parti Muğla İl Teşkilatı'nın yönetim düştü. Yani istifa demiyorum ben, yönetim düşürüldü diyorum. İşte 62 yönetim kurulu üyesinden 51'i istifa edince yönetim düştü. Tabii bunun sebepleri vardı. Cuma günü Ümit Özdağ, İstanbul Milletvekili ve il başkanı kameraların karşısına geçtiler ve mevcut durumu özetlediler. Dilerseniz Sayın Başkan sizden başlayalım. Muğla sizin işiniz. Orada hem yerel gazetede yöneticisiniz. İYİ Parti'yi nasıl analiz etmemiz gerekiyor? Öncelikle teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. O güzel introdan dolayı da sevgili meslektaşım Fatih Bozoğlu, daha önce de Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyesidir. O güzel girişinden ötürü de teşekkür ediyorum. Bu kapalı cumartesi de böyle güneş gibi doğdu. Sağ olsun. Öncelikle şöyle, bu vesileyle Ümit Özdağ dediniz ama bir başka Özdağ'a da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Malumunuz basın iş koluyla da iştigal ettiği bir dönem var. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı bir döneminde biliyorsunuz İzmir Basın Yayın Enformasyon Şube Müdürü'ydü. Selçuk Özdağ nahoş bir olayla bir saldırıya uğradı. Dolayısıyla bu saldırıdan yaralı olarak kurtuldu ama bu saldırıyı yapanları kınayalım. Her ne olursa olsun siyasetin çirkin yüzlerini bu şekilde görmek istemiyoruz. Sayın Selçuk Özdağ'a da bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet, İYİ Parti cenahına gelince geçtiğimiz günlerde de şöyle bir geriye döndüm seçim dönemine doğru. Böyle Instagram'daki storylerimize bakarken önüme şey çıktı. O dönem Habertürk televizyonundan Sayın Veys Ateş Muğla'daydı. Seçimin nabzını tutuyordu ve aynı zamanda da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Görün'le de karşılıklı münazarada bulunuyordu. Evet. Hatta o gün demiştim ki o günün şartlarında işte bir aritmetik istediler. Aritmetik vermemiz yine de meslek kurulusu başkanı olarak ifade etmemiz çok doğru olmayacak olsa da yine de dedik madem bu konu açıldı söyleyelim. Burada dedik hani sayısal çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut olan bir sayısal çoğunluğu var. Bu şekilde süre gelir. AK Parti'nin de mevcut iki milletvekilliği var. Bu da kalkar, devam eder. Burada malum Büyükşehir yasasıyla 6 olan milletvekilliği 7'ye çıktı. Tabii artık o bir milletvekilliği kapanın elinde kalacak düzeydeydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi durum 4'ken 5 yapmak isteyecek. AK Parti 2 iken 3 yapmak istedi. MHP belki biri çıkarır mı falan gibi konuşurken hatta o gün yaptığım tespitlerde dedim ki İYİ Parti'nin sinerjisini göz ardı etmeyelim. Ben bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili sayısını çıkaramayacağını, Muğla'da çıkaramayacağını, dolayısıyla yerine İYİ Parti'nin Muğla'da bir milletvekili kazanacağını dile getirmiştim. Neticede de söylediğimiz gibi oldu 4-2-1 şeklinde. Bunun için söyledim, geçmişe dönük bir hatırlatma yapmak babında. İYİ Parti'nin merkez sağ olma yolunda, benim yorumumla merkez sağ olma yolunda bir etkileşim yarattığını söyleyebilirim Türk siyasetine. Ancak tabii yaşanan buradaki gelişmeye baktığınız zaman da bugün devlet yönetimi için
devleti yönetebilmek adına halka kendinizi anlattığınız bir ortamda, özellikle iktidarın yapısını eleştirip iktidarın karşısında devlet yönetme mekanizmasını ele getirmek istemiyle Muğla'da yaşanan hareketin çok özdeşleşmediği kanısındayım Sayın Efecik. Evet. Zira burada Sayın geçmişten de sendikacı kimliğiyle de tanıdığımız İnciler Gezgin Şekerdağ hanımefendinin hakikaten açıklamaları da çarpıcı oldu. Bugün yani Ümit Özdağ'ın ihracı noktasında imza vermeyen tek il teşkilatı olması hasebiyle görevden alınma gerekçesi olarak sunuluyor. Ama Sayın Şekerdağ'ın da söylediği, en azından yargıya intikal etmiş bir konunun yargıdaki son durumu sonuçlanıncaya kadar biz beklemek tarafındaydık. Bu yargıdan alınacak sonuçtan sonra da ne yapmamız gerektiğini zaten karar verecektik şeklindeki bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bu 51 kişinin düştü derken istifa etmesi, istifa ettirilmesi, düşürülmesiyle il yönetimi de düşmüş oldu. Yani siyasi yapıların iş düzenlerini mutlaka bilemeyiz. Çok fazla fikir yürütme şansımız yok ama demokratikleşmeyi birinci şiarı olarak partilerin bu yola çıkarken demokratikleşmeyi, demokrasiyi birinci söylem olarak, vizyon ve misyon olarak ortaya koyduğu bir dönemde bu tür bu söylemlerle çelişir nitelikteki yaklaşımların Türk siyasetine çok yararı olmayacağı kanısındayım. Dolayısıyla bu deprem, özellikle Muğla teşkilatına meydana gelen deprem, ki yakından biliyorsunuz meslektaşlarım olarak da Muğla'da evet, çarpıcı bir siyaset anlayışı çok fazla olmaz. Çok sallantılar olmaz. İşte kol kırılır, yen içinde kalır, misali örtülmeye çalışır birçok şey. Bu tür sarsıntıları çok yaşamaz Muğla siyaseti. Ama bu defa ülke siyasetinin yakılan ateşi sanki Muğla'dan başladı gibi bir görüntü oldu. Bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak? Nasıl bir seçim dönemi yaşanacak? Gerçekten il başkanı Sayın Şekerdağ'ın söylediği gibi özellikle Sayın Metin Ergün'e yönelik yaptığı yorum çok manidar. Bu düşürülmenin arkasında artık Metin Ergun'un milletvekili yapma partisi kurulmuştur şeklindeki bir beyanatı var. Bu da çok manidar. Bakalım bundan sonraki süreçte gerçekten bu konuyu Metin Ergun mu dizayn edecek? Bir Muğla, Metin Ergun güdümündeki bir Muğla teşkilatı mı olacak? İşte önümüzdeki seçim döneminde aynı zamanda genel idare kurulu üyesi sanıyorum. Metin Ergun'un yörüngesinde işaret ettikleriyle bir yönetim mi sergilenecek? Bunu hep beraber yaşayıp izleyip göreceğiz Sayın Efecik. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bozoğlu, İyi Parti 20 Eylül'de düzenlenen ikinci kurultay sonrasında başlayan parti kavgası, parti kuruluşuna itibaren yaşadığı varoluşsal krizi bir kere daha ortaya çıkardı bu anlamda. İşte bunu Muğla'da yaşadık. Siz neler söylemek istersiniz efendim? Nasıl analiz etmek gerekiyor İyi Parti'nin buradaki kopmalarını? Şimdi öncelikle benim şahsi anlayışım, parti içi tartışmaların çok ortada yapılması doğru değil. Lakin Muğla ve Ege bölgesini düşündüğümüzde Türkiye'nin siyasetine yön veren bir bölge olduğunu düşünüyorum. Yani bunu mütevazi de olmayacağım bu konuda. Muğla'da bu işin önünü çekiyor. Yani her ne kadar İzmir böyle büyük şehir ve önde olduğu gözükse de Muğla'daki o hani sık da söylenir bizim buralarda çoban ateşi dediğimiz şey Muğla'dan genelde çıkar. Yine Muğla'dan bir çoban ateşinin yükseleceğini düşünüyorum. Bu Türkiye çapında da bu olumlu ya da olumsuz etkilerin yine Muğla'dan çıkacağı yönünde. Zaten bunu da net olarak geçen haftaki istifalar göstermiştir. Evet. Muğla'da eğer insanlar hapşırırsa işte Türk siyasetinde insanlar grip olurlar. Belki zatüre bile olanlar olur. Bu da süreç içinde gözükmekte. Çok kısa bir zaman, yani daha 2 sene geçti. Yerel yönetimlerin seçimlerinde hepimiz fark ettik. Bodrum merkezli ve Muğla merkezli kriz yaşanmadı mı? Yaşandı. Yani evet. Meral Akşener Bodrum'a geldiğinde ağzından kelpetenle aldık. Osman Gür'üne destek vereceğiz, biz ittifakı devam ettiriyoruz lafını. Yani zor bela aldık. Kim ne derse desin. Oradaki gazeteci arkadaşlarım da zaten bunun şahididir ki o soruyu sorabilmek için bayağı çaba harcadım. O soru gelmesin diye uğraştılar. Yani Osman Gür'üne destek verilecek mi, verilmeyecek mi diye.
En sonunda aldık tabii ama çok kısa bir şekilde. Evet tabii ki Osman Gürün'e destek vereceğiz. Daha başka ne yapabiliriz? İttifak devam ediyor dedi. Çünkü Türkiye'de bir kriz oluşacaktı. O krizin oluşmaması için Sayın Meral Akşener o cümleyi sarf etti. Peki gerçekleşti mi? Hayır. Yani hani bunu iddia ederek söylüyorum. Herkes çalıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranına baktığınızda, yani Osman Gür'ün Büyükşehir'de aldığı oy oranına baktığınızda, eğer bu çalışsaydı daha yüksek bir oy oranına sahip olunacaktı. Nitekim oylar nereye gitti? İşte Behçet Saatçı'ya gitti. Belki bir miktar da işte %1-2 de Kocaman'a gitti. Ama bir şekilde gitti. Bodrum'da da aynı kriz yaşandı. Mehmet Tosun'la işte Cumhuriyet Halk Partisi arasında çok gergin anlar yaşandı. Ali Öztürk'ün bu işi net olarak Mehmet Tosun'u istemiyoruz diyerek bir çıkış yapmasıyla kriz ortamı oluştuktan sonra ancak bir şeyler değişti. Sonuçta Ahmet Aras belediye başkanı oldu ama işte oy farkına da baktığımızda çok da böyle yüksek bir oy farkı yok. Mehmet Tosun neredeyse Bodrum'un belediye başkanı olacaktı. Evet, eğer çok güçlü bir aday olarak gösterdi. Çalışmaları yapılsaydı. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Bu nedenle İyi Parti'nin bu son dönemdeki çıkışının da yine Türkiye'ye ve Türk siyasetine, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ve işte İyi Parti arasındaki ittifakın ve diğer partilerin katılımı ile ilgili ittifakın biraz farklı düşünüleceğini, farklı pazarlıkların yapılacağını gösteriyor, gösterdi de. Ümit Özdağ konusuna geldiğimde de yani siyasette bazı şeyleri hakikaten düşündüğümüz ve anladığımız şekilde yürümüyor artık Türkiye'de. Şöyle ki eğer siz genel başkanınızı veya işte ekibinizden takım arkadaşlarınızı bir terör örgütünün mensubu olarak lanse ediyorsanız ve iddia ediyorsanız o partiden istifa edeceksiniz siz. Yani ben kalmak için uğraşacağım, işte burada devam edeceğim, olmaz. Ki bir bilim insanı olarak düşünürsek Ümit Özdağ'ları sonuçta profesördür. Yani çok öncesinden istifa etmesi gerekiyor. Madem FETÖ'cü diyorsun sen ekibine ve birlikte olduğun arkadaşlara, o zaman ayrılacaksın. Evet. Bu kadar net. Anladım. İşte önümüzdeki günlerde artık göreceğiz İyi Parti'deki ki 2020'de 22'nin ortalarında bir erken seçim öngörüsü var tabii muhalefetin, ama iktidar tarafına döndüğümüz zaman herhangi bir erken seçimin söz konusu olmadığını, yani 2023 yılında seçim tarihinde seçimlerin tekrarlanacağı söyleniyor. İyi Parti bu anlamda, dediğiniz gibi Sayın Başkan da biraz önce söyledi, Muğla belirleyici olabilir mi ki İyi Parti'nin Muğla'da bir yükselişi söz konusu, bir milletvekili de çıkarmıştı. Bakalım, göreceğiz ilerleyen dönemlerde siyaset neyi gerektirecek. Hazır İyi Parti'den de bahsetmişken isterseniz diğer partilere de biraz analiz edelim diyorum ben. Sayın Başkan, Sayın Akbulut, isterseniz AK Parti'den başlayalım. Bir kongre süreci var. Kadem Meter'in tekrar kongrede aday olması yüksek bir ihtimal olarak görünüyor. Siz AK Parti'nin Muğla'daki siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Vallahi teşekkür ederim. AK Parti Muğla teşkilatı aslında biraz da garip bir teşkilat. Yani ilginç olan her şey AK Parti cenahının içinden çıkmaya başladı. İşte son zamanlarda bizleri hedef alan bir fake bir hesap var. Bir ajan ismiyle kurulmuş bir, evet, fake hesap. Bir algı yürütülmeye çalışılıyor. Bakıyorsunuz altından yine AK Parti cenahının içinden çıkıyor. Bakıyorsunuz şimdi mesela dün. En basitinden şunu söylemek istiyorum. Sürüncemede kalmış, işte neredeyse kaç aylardır il kongresi ne zaman olacak, kim olacak şeklinde geçerken biraz önce de sizin de işte bu etkiden kaynaklı belki de Kadem Mete ile devam edecek dediğiniz gibi yorumladığınız şekle bürünüyor. Yani hep bir fluluk var. Bu fluluğun ve sürekli olarak, hatta yayına girmeden önce de bununla ilgili bir yazı yazıyordum. Günlük yazı yazıyorum gazetede. Dolayısıyla evet, pazartesinin gazetesi için bir yazı hazırlıyordum. Bunlara değiniyordum. Şimdi genç bir meslektaşımız dün şöyle bir paylaşımda bulundu Muğla Merkez'de. AK Parti İl Kongresi 1 Şubat tarihinde yapılacak. İşte genel merkez adayının Kadem Mete olduğunu kendisi işte beyan etmiş gibi bir paylaşımda bulundu. Çok enteresan. Daha sonra tabii bu bir anda söylenince veya o paylaşımı okuyunca
haber merkezindeki arkadaşlarımıza dedik ki, yani Kadem BT'de de böyle yakından görüştüğüne inandığımız arkadaşlarımıza dedik, böyle böyle bir sorun bakalım. Yok, öyle bir şey yok demiş Sayın Kadem Mete. O zaman yani şöyle bir şey oldu. İl kongresi tarihi 1 Şubat net ama genel merkez adayının Kadem Mete olduğu konusu net değil. Şimdi bu defa da insan şunu diyor, bu paylaşımı yapan arkadaşımız, meslektaşımız da, ben bu noktada meslektaşımın arkasında durmak istiyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdi bu çocuk da kalkıp da durduk yere herhalde söylenmeyen bir laf içinde Kadem Mete ben adayım dedi demez. Bu sefer de arandığı zaman da Kadem Mete Bey hayır öyle bir şey yok, sadece genel kurulda kongre tarihimiz net diyor. Yani şunu niçin söylüyorum biliyor musunuz değerli meslektaşlarım? Evet. Yani bir kongre tarihini söylemek ya da genel merkezin adayı olarak ilan edildiğini veya edilmediğini aktarmak bu kadar ikircikli şekilde olmamalı. Yani AK Parti cenahı demeli ki sevgili basın mensupları, bir basın bülteninde geçebilirsiniz. Kendi sosyal medyasından, yani kendi hesabından paylaşabilmek suretiyle veya işte WhatsApp gruplarından aktarmak suretiyle AK Parti Muğla İl Kongresi 1 Şubat tarihinde yapılacaktır. Şu anda da aday net değildir. Kongreye kiminle gideceği net değildir ya da kongreye Sayın Kadem Metal ile gidilecektir şeklindeki bir beyanat içerisinde bulunursanız burada atla arpayı da dövüştürmezsiniz. Arkadaşımızın yaptığı haberi töhmet altında bırakmazsınız. Bu defa arkadaşımız yalan haber yapmış gibi görünmez. Bir diğerleri bunu teyit etmek yoluna gitmez gibi unsurlar. Evet. Dolayısıyla bu aradaki bu verdiğim örnekteki ince çizgiyi algıladığınızı düşünüyorum. Bunu yapmaktan bile net bir görüntü sergileyemiyor AK Parti cenahı. Muğla'daki AK Parti cenahına gelince şöyle, yani özellikle ülke genelinde iktidar olan bir partinin yerel yönetimler anlamında muhalefette kalması, burada işte böyle bir gerçek var. Ancak bu muhalefet görevini yapıp yapmadığı konusunda bir tartışma olacak olursa hemen oradan da bahsedeyim. Muğla bugün, yani biz gazeteciler tarafından, yani asıl vazifemiz ne? Bir optusmanlık görevimiz var, bir kamu denetçiliği görevimiz var. Her ne kadar kurum ve kuruluşlarda, belediyelerde, bürokraside sizin yapmış olduğunuz eleştirel mantıktaki haber her ne kadar kamu yararı içermiş olsa bile sonuçta bu eleştirel yaklaşımları gösteren gazeteci olarak sizleri kötü gözlerin şöyle yan şekilde bakmasına sebebiyet verir nitelikte. Ama tabii hayatının birinci odağına kamu yararını koyan gazeteciler olarak bunun insanların şahıslarıyla değil, icra makamlarının yaptıkları ve yapamadıklarıyla ilgili eleştirel veya övgüsel söylemlerde bulunduğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabii ki gazetecilerin geçmişte bu 26 yılı geride bırakmış bir gazeteci olarak konuşuyorum. Adliyeden, polisiyeden yetişmiş bir gazeteci olarak konuşuyorum. Medyanın bütün merhalelerinde görev almış bir kişi olarak konuşuyorum. En çok haberler özellikle yerelde belediyelerden çıkar. Belediyenin yaptıkları ve yapamadıklarından çıkar. Dolayısıyla bunları yaparken şimdi gözümüze çarpan birçok eksiklikleri bizler gündeme getirirken, ama tekrar altını vurgulayarak diyorum Vural Bey, kamu yararı içerdiğine inandığımız halktan yana tarafgirlikle gerçekleşen haberler olarak altını çizmek istiyorum. Bu defa da bu eksiklikleri yerel yönetimler anlamında, yerel yönetimlere sahip olmak anlamında, işte olası bir büyükşehir ya da ilçe belediye seçimlerini almak anlamında aday olabileceği potansiyel bir rakip olması beklenen AK Parti'nin gerekli muhalefeti yapamadığını söylüyoruz. Bu yönlerde bir izlenimimiz, tespitlerimiz var. Dolayısıyla AK Parti'de şu andaki kongre sürecinde sizin söylediğiniz bir ihtimalin yanında, yalanlanmış da olsa bir ihtimalin, Kadem Mete'nin de hali hazırda kongreye gitme, il başkanlığına devam etme gibi bir konusu ihtimal dahilinde olsa da yeni bir ismin çıkmasının da gündemde olduğunu söyleyebilirim. Ve ben bu yeniliğin ya da bir kan değişiminin Muğla AK Parti'ye bir sinerji katabileceği yönünde bir fikrim var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet, var mı bir isim, bir siyasi iradeye sahip? Tabii duyuyoruz, yani aslında böyle duyumlarla, söylemlerle konuşmayı ve gazetecilik yapmayı sevmem ama madem yani bunu görsel olarak televizyon ekranı şeklindeki bir programla konuşuyoruz, bunu bir
3 gazetecinin sohbeti şeklinde yapıyoruz evet. programı. Dolayısıyla var tabii ismi geçenler. İşte Sağlık Müdürü Sayın İskender Gencer, Fethiye'den bir neydi? Muhittin Kayabaş kimdi? O bir isim. Mustafa Çelebi ismi, efendime söyleyeyim, yer yer Bülent Karakuş ismi gibi isimlerin öne atıldığını biliyoruz bu süreçte. Evet. Ama tabii ki yani bunun için bir mesai yapan veya bu göreve talip olmak isteyen isimler tabii bununla ilgili çalışmalarını, çabalarını ortaya koyuyorlar ama tabii son sözü AK Parti Genel Merkezi söyleyecek ve anladığım kadarıyla belki genel yani usulden bir genel kurul yapmak suretiyle adayını atayıp geçecek. Ama bu kadem metem olur, bir başkası mı olur? Şu anda hakikaten fikir yürütmek zor. Ha kadem metem olduğu takdirde de bu sizi, bizi, işte Sayın Bozoğlu'nu kimse şaşırtacağını da düşünmüyorum. Zaten hani mevcudiyet şeklinde devam etmiştir, edecektir gibi bir tercih ortaya konulacaktır. Ama bizi şaşırtan ne olur? Beklenmeyen bir ismin atanması evet. olur. Kadem metenin görevden sonlanması olur. Yani görevden azil olur. Bizi şaşırtan bu olur diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Ben dolayısıyla Kadem Mete isminin hem genel merkezden de kulislerde güçlü olduğunu biliyorum bir gazeteci olarak ama Sayın Bozoğlu siz ne dersiniz? Bodrum'dan nasıl görünüyor Muğla Merkez? Bodrum'dan Muğla Merkez sisli gözüküyor. Yani Süleyman'ın söylediği, Süleyman Atbulut'un söylediklerinin büyük çoğunluğuna katılıyorum. Orada çok daha net ve çok daha yakından izliyor tabii. Biz biraz daha uzaktan kalıyoruz burada. Muğla'nın içindeki o iç dengelerin diğer partiler için de geçerli bu tabii ki. Ama AK Parti içindeki bir sıkıntının olduğu, bir tartışmanın belki hani kavga demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kavga diye konuşmak benim tarzım olduğu için özellikle söylüyorum. Bir kavga, bir tartışmanın olduğu kesin. Kadem Mete ile ilgili birçok söylem var. Yeterli olup olmadığı, başarılı olup olmadığı konusunda. Görece olarak başarılı gibi gözüküyor. Yani yerel yönetim en son seçimi değerlendirdiğimizde görece olarak başarılı gibi gözüküyor. Lakin oy oranı anlamında düşündüğünüzde çok da böyle bir ilme kazanmış değil. Ha, bir sonraki süreçte ne olur? O tabii genel siyasete bağlı olarak hareket edecek tabii doğal olarak Muğla'daki seçmende. Ama gözüken şu ki AK Parti'nin başarılı ya da başarısız olmasını Cumhuriyet Halk Partisi belirliyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi başarılı bir şekilde yürürse, doğru adaylarla ve doğru bir sistemle yürürse AK Parti aşağı düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi hata yaparsa o zaman AK Parti yukarı çıkıyor. Şu anda da durum biraz böyle yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte başarı veya başarısızlıklarıyla önümüzdeki süreci göstereceğini düşünüyorum ben. Bu anlamda büyük şehirde bütün olarak düşündüğümüzde AK Parti ve işte bir ittifak kurabilirse ki bu da bir ihtimal dahilindedir diye düşünüyorum. İyi Partili veya başka partilerle bir varlık gösterecektir. Ama bunu halen mevcut Kadem Mete ile mi gösterecektir yoksa başka bir adayla mı gösterecektir onu bilmiyorum. Yani o anlamda da benim kulağıma gelen bir iki isim var. Süleyman Başkan'ın söylediği isimler de aynı şekilde kulağıma geliyor. Ama ben çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Kadem Mete'nin kulis çalışmalarının ve iç dengelerde iyi bir yeri olduğunu duyuyorum. Ama tabii AK Parti'de kararı Ankara verdiği için net olarak bütün partilerde olduğu gibi Ankara'dan şu olacak denir ve o da olur. Yani şaşırır mıyız? Hayır, şaşırmayız. Yani Kadem Mete, Yusuf Kayacık veya bir başkası olursa şaşırır mıyız? Bülent Karakuş olursa şaşırır mıyız? Hayır, şaşırmayız. Zaten birisini atayacaklar ama sistemi yine Ankara yönlendirecek ve Ankara yönetecek. Ve tabii ki AK Parti'nin Muğla'daki etkinliğini de yine Cumhuriyet Halk Partisi yönlendirecek diye net olarak bunu söylüyorum ve tırnak içinde özellikle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani Sayın Osman Görün'ün, Ahmet Aras'ın ve diğer işte belediye başkanlarının yaptığı çalışmalar AK Parti'nin başarılı ya da başarısız olmasını yönlendirecek diye düşünüyorum. Yani başındaki ilçe başkanlarının kim olduğunun çok önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü
oy yapısı ona göre değişiyor, ona göre hareket ediliyor. Bu anlamda da AK Parti önümüzdeki süreçte bir ivme yaratır mı ve kimle yaratır, biraz beklememiz gerekiyor. Evet. Tabii küçük bir ilave yapalım orada. Yani Kadem Mete'yi bir tık daha ön çıkaran unsur şu da olabilir. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetilmiş bir Ula ilçesi, yatan ilçesinin bugün AK Partili bir belediye tarafından yönetiliyor hale dönüşmesi, tabii otomatikman bu da Kadem Mete'ye yazacaktır dipnotunda düşelim. Yani belediye, AK Partili belediye sayısının çoğalması artı olarak mı görüyorsunuz Kadem Başkan'ı? Elbette. Bunun sadece AK Partili bir belediye olarak kazanılmış olması değil, uzun yıllardır bir ezber bozulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmiş olan belediyelerin AK Parti'ye geçmesinin demek bir ilçede bir tarihsel bir şeyi de var. Yani kırmızı kalemle altı çizilecek bir yönü de var. Dolayısıyla bu bir ezber bozulmuştur. Bu ezberi bozan da tabii kime yazar? O dönemin il başkanına yazar. Doğru. Yani bu da Kadem Mete'nin tecrübesini ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği kararlar başarı veya başarısızlığı şu andaki mevcut il başkanına artı yazacaktır veya eksi yazacaktır. Bu net olarak zaten belli oluyor. İlçelerde de aynı şekilde. Evet. CHP'li bu da AK Parti'nin yükselişini gösteriyor diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Efendim? AK Parti'nin yükselişini gösteriyor diye ben algılıyorum. İşte hemen CHP'ye de geçelim oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne isterseniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi işte son yıllarda özellikle işte Muğla Kalesi olarak biliniyor. Birçok hem büyükşehir hem de belediye üstünlüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yalnız son dönemlerde hem merkezde hem de yerele baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem tabandan hem de genel merkezden kan kaybettiği kamuoyunda sürekli tartışılıyor. Sayın Başkan, siz Muğla'da siyasetin nabzını tutan bir gazetecisiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım farklı kulvarlarda gündeme gelmesi bize neyi andırıyor? Nasıl okumamız gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Aslında Cumhuriyet Halk Partisi bilindik Cumhuriyet Halk Partisi sevgili Vural Efecik. Yani çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde meydana gelen depremler, çalkantılar, sancılar bugün karşılaştığımız değil. Yani yıllardır karşı karşıya geldiğimiz süreç. Ben her zaman onu derim. Yani Muğla'da bir Cumhuriyet Halk Partili, yani bir görev veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir görev ve aday olmuş bir ismin rakibi başka bir parti değil yani. Özellikle Muğla'da. Onun en büyük rakibi yine kalkıp Cumhuriyet Halk Partili rakibi. Dolayısıyla hani onları aşıp geldikten sonra halkın karşısında geçmekte inanın sıkıntı yok. Oradan sonrası kolay yani. Ama önce oraları aşmak lazım. İşte evet. Yani gün geçmiyor ki bir şey yaşanmasın. Gün geçmiyor ki yani dediğim gibi bir ülke yönetimine talip olan partilerin aslında iç demokrasilerini çok iyi inşa etmeleri gerekiyor. Bunu karşıya yansıtmaları gerekiyor. Hani bugün tek adam rejim falan deniyor ama tek adam denirken bile o şekilde bir kabulleniş var. Bu aslında içeriden inşa edilmiş. Ama evet. Netice itibariyle demokrasi kavramını dediğim gibi hayatının odağına koymuş olan, vizyonuna, misyonuna koymuş olan partilerin bunu öncelikle kendilerinin irdeliyor olmaları gerekiyor. Yani bu yapı otomatikman aşağıdaki taşra teşkilatlarına da yansıyor. İşte bugün Muğla'ya baktığımız zaman hepimizin yakından bildiği gerçekler var. Bugün yani eskiden çok genç yaştaki siyasi konjektürleri de şöyle anımsadığım zaman söylüyorum. Yani bir o dönem bir il başkanının, bir ilçe başkanının ciddi ağırlığı ve fonksiyonu vardı arkadaşlar. Yani söz sahibi olma noktasında. Bugün geldiğimiz yere bakın, artık belediye başkanlarının bütün teşkilatları yönettiği bir yapının içerisinde. Bunu bu hale getiren yapı da işte bu demokrasi söylemini en çok ağzından düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Tabii dolayısıyla yani bu hareketlilik, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hareketlilik beni hiçbir zaman şaşırtmıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi rakipsel olarak da kendi kişisel bazda rakibi kendisi, rakipsel olarak da kendisi rakibi. Yani bir herhalde bir adama beddua edeceksiniz, git Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönet demek daha iyi olur yani böyle baktığınız zaman. Onun için
şey biraz karışık. Yani bazen de şey var, yani bu ortak akıl mekanizması devreye girmiyor mu bilmiyorum. Bazı şeyler iyi giderken, doğru söylemler, nokta atışlar yapılırken bir anda kendi ayağınıza sıkmak diye bir şeyi de en çok yapan partilerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bakın, Süleyman Girgin'in başına gelenleri biliyorsunuz. Yani evet. Toplumun içinde kabul görmüş. Belki rakip partiler tarafından da hani hiç böyle yan gözle bakılmamış bir isim aslında Süleyman Girgin. Hani milletvekili olduğu dönemden. Hani kamu vicdanında kabul görmüş bir ağabeyimiz. Ama bakıyorsunuz neyle gündeme geliyor Süleyman Girgin? Burada meydana gelen Pınar Gültekin cinayetinde maktulün babasını arayıp efendime söyleyip bu davadan çekil gibi bir söylemle. Doğrudur, yanlıştır. Bunu tartışmayacağız tabii. Ama yani bununla gündeme geliyor. Hayır, o zaman diyorum ki insan, hani bu siyasette, özellikle CHP siyasetinde insani elzemlerden maraz doğabiliyor. O zaman diyorum ki ya Süleyman abi, sen niye aradın ki abi? Boş ver, aramasaydın deme noktasına geliyoruz. Yani ama şöyle de bir gerçek var. Tabii son seçimler bunu çok ortaya koydu. Çok yani çıplaklığıyla ortaya koydu. Bugün %49, %50 oy bandlarından %36'ya düşmüş bir oy bandından bahsediyoruz. Mesela yerel yönetimlerde. Bu %36'nın tamamının Cumhuriyet Halk Partisi oyu olmadığını, ittifak olduğunda hepimiz herhalde 3 aşağı 5 yukarı bilebiliyoruz. Yani bu anlamda bir artık güç zehirlenmesinin vermiş olduğu bir rahatlık da var. Efendime söyleyeyim, artık halkın hizmet noktasında homurdanmaları da var. Efendime söyleyeyim, bunun dışında daha çok belediye hizmetinden çok siyasi argümanların daha fazla öne çıktığı konular var. Bazen skandala varan olaylar olabiliyor. İşte artık belediye dediğin zaman insan yaşamı ve kent yaşamının konforunu yaratacak olan bir kurumdan neredeyse hep olumsuz cevap alınabilecek bir kurummuş intibası var. Dolayısıyla bütün bunlar seçmen nezdinde gerçekten değerlendirilmiş ki bugün ciddi bir oy kaybına uğramış. Tabii şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmış olduğu, zaman zaman da eleştirdiğim, yazılarımda da eleştirdiğim işte bazı denekler atılıyor bizlere, anket sonuçları. Tabii evet. Anket dediğimiz şey kişiler bazında yapmak gerekirken tabii bize de rast gelmez. Bilmiyorum size denk geliyor mu? Yani yıllardır sokaktayızdır ama bu anketörler bir tanesi bana denk gelmemiştir yani. Evet, şey, ben de denk gelmedim. Yapılır sürekli. Yani üzerimde, üzerimde gazeteci yazmıyor ama bir vatandaş Süleyman Akbulut olarak önümden biri gelsin de bir sorusunu istiyorum mesela. Yani Veys Ateş bakın bize kurşunlu meydanda aritmetik ne olur diye sordu. Ama bize bir tane anketör gelmedi yani. Veys Ateş bizi İstanbul'dan, Ankara'dan buldu. Anketörler daha bizi bulamadı yani. O anlamda bir memnuniyet içeren anketlerden söz ediliyor ve bunların sonuçları atılıyor. Yani bu memnuniyet neye göre ne şekilde onu da bilmiyorum. Hani %50'lere varan memnuniyet oranları geldi elimize. Bugün %36'dan yaklaşık bir 20 aylık süre içerisinde tekrar %50'lere, %53'lere çıkmak yani bana biraz şey, afaki geldi. Evet. Rakam sonra baktığımız zaman. Onun için de önümüzdeki seçim dönemini açıkçası merak ediyorum. Tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla teşkilatının ve Muğla cenahının yıprandığı bir noktada AK Parti'nin kötü kabul görmez şekildeki veyahut da nasıl olsa kazanamayacağız mantığındaki bir aday belirlemesiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha bu seçimlerin galibi, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partili adayın galibiyetiyle sonuçlanan bir seçim süreci yaşadık. Ama ciddi, bugüne kadar yaşanmamış derecede de bir artık oy farkı demeyeceğim. O oy azalması, o fark azalmasını yaşadık bu seçimde. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki özellikle yani Muğla nezdinde konuşuyorum. Muğla'da çok kolay olmayacağını söylüyor. Tabii bunda da şunun altını bir kez daha çizmekte yarar var. Mevcut belediye başkan adaylarıyla bu işin sürdürülebilir noktasında gelir ise eğer bu iş bir kere daha sıkıntıya, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Teşkilatı için sıkıntılı SOS'lu bir sonuca doğru gidebilir diye düşünüyorum. Belki bir aday değişimine giderse artık adayın değişmesinden kaynaklı bir coşku da bir oy patlamasına dönüştürebilir. Yeniden %50'lere, %40 bandlara ulaşabilir, bir oy oranına ulaşabilir Cumhuriyet Halk Partisi diye
düşünüyorum. Yani kapatasak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Evet, yani CHP'nin güç kaybına açıkça burada değindiriz. Evet Sayın Bozoğlu, artık seçmen gerçekten hizmete bakıyor. İşte bu anlamda geçtiğimiz günlerde kaçak yapıların yıkımı söz konusuydu. Marmaris'te, kırsalda vatandaşların serzenişleri vardı. Biz CHP'ye oy verdik her dönemde fakat bizim hiç yanımızda olmadı. Bundan sonraki seçimlerde artık biz belirleyici olacağız şeklinde beyanatları oldu. Siz kısaca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum'dan başlayarak şöyle genel bir analiz yaptığımızda Muğla'daki o kale kapıları yavaş yavaş kapanıyor mu artık? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım, net olarak söylüyorum bunu. Muğla artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi falan değil. Yani bunu kabul etmek zorunda herkes. Yani bir süre önce de değildi aslında. Yani %50'lere yakın oy aldığı dönemde de kalesi değildi. Kale olmak başka bir şey. Yani hani Tunceli derseniz, Ovacık derseniz evet bir kale dersiniz. Ama yani %40'larla, %50'lerle yani 50'yi aşamayan rakamlarla kale demek bence yanlış olur. O zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir rehavet getirdi. Yani Muğla, Bodrum'un kalesi. Muğla Demokrat Parti kökenli bir kenttir. Yani bakmayın dışarıdan göçün çok yoğun olmasından kaynaklı. İşte görece olarak belli entelektüel seviyedeki ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanların Muğla'ya göç etmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yükselmiştir. Ama temel noktaya baktığınızda Muğla'yı değerlendirdiğinizde hem insan yapısı olarak, nüfus yapısı olarak yerli ve dışarıdan göç edenlere böyle değerlendirdiğinizde, hangi memleketten ne kadar kişi geldiğini değerlendirdiğinizde ortaya bambaşka sonuçlar çıkıyor. Şimdi ben kısa kısa hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 2019 yerel seçimlerinde 30 Mart yerel seçimlerinde hangi oyları almıştı? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %36 oy almıştı. AK evet. Parti %28. Aradaki farkı düşündüğünüzde yani 217 bin oyla 171 bin oy arasındaki farkı düşündüğünüzde o aradaki farkın da hani birçok kişinin kabul etmediği işte böyle burnunu hani çevirdiği ağzını bozunu burnunu büktüğü HDP'den gelmiştir. Yani bunu net olarak söylemek lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ittifak vardı. Biraz önce de zaten net olarak belirttim. %26 oy almıştır Behçet Saatçı ve bu Behçet Saatçı'nın oyları da İyi Parti oylarıdır. Yani kimse öyle laga luga etmesin. Öyle çok da aman işte ittifak devam etti filan olmadı. Yani olmadığını zaten net olarak görüyoruz burada. Tabanda o oturmadı öyle değil mi Sayın bizde... Bozoğlu? Efendim? Tabanda oturmadı. Kesinlikle oturmadı. Yani Muğla'da oturmadı. Türkiye çapında oturmuş olabilir. Yani Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu arasında iyi bir ilişki yönetim anlamında üst düzey yönetim anlamında iyi bir ilişkiler olmuş olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani partiler genel merkezler olarak değerlendirme ama tabana baktığınızda bu işler öyle olmuyor. Çünkü sonuçta İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden çıkmış bir partidir ve HDP ile de şu anda böyle hani hassas noktaları böyle dokundurarak sinir uçlarına dokundurarak da farklı yönlere çekilmeye çalışılmaktadır. Hani merkez sağ parti haline dönüşmeye çalışıyor tabii ki İyi Parti ama bu öyle kolay bir süreç değil. Sadece hani belli bir oy oranına sahip olmakla bu iş olmuyor. Olmadığını da görüyoruz zaten. Behçet Saatçı'nın %26 oy aldığı yerde işte Demokrat Parti'de 3.8 gibi bir oy aldı. Şimdi Muğla'nın geneline baktığımızda %36, 28 ve 26 oy oranına bakar mısınız? Eğer AK Parti Behçet Saatçı'yı aday yapmış olsaydı ne durum olurdu? %50'nin üzerinde bir oy almış olurlardı. Düşünsenize. Evet. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilir miydi? Yani kale kazanılabilir miydi? Kale değilmiş demek ki. İlçe baktığımızda da yani durum pek böyle iç açıcı değil. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum'dan başlarsak %45 oy aldı. %63'lere kadar çıkmıştı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum'da. %63'lerden %45'lere düştü. Ki eğer yani bunu tabii söylemek Mustafa Saruhan'ı belki kıracaktır ama eğer Mustafa Saruhan aday olmuş olsaydı ne yazık ki Bodrum'da da farklı dengeler oluşmuş olacaktı Cumhuriyet Halk Partisi adına. İyi Parti %34 almıştı. Arada %10 gibi bir fark var. O %10 tersine döner. İyi Parti adayı yani Mehmet Tosun belediye başkanı seçilebilirdi eğer Mustafa Saruhan devam etmiş olsaydı.
Yani bu temelde tabandan izlendiği kadar ortaya çıkan budur. Ya bu tabii benim gördüğüm, mutlaka bununla, bu konuda da kırgın olacaktır Mustafa Saran'da, ama yani yapacak bir şey yok. Yani ben de görüşümü bu şekilde dile getiriyorum. Ha, Milas'la birazcık daha farklı diye düşünüyoruz. İşte Milas'la da Barış Saylan'ın telefon görüşmesi sonucu Milas'ta dengeler değişti. Eğer o telefon görüşmesini yapmasaydı Milas tehlikeye girer miydi Cumhuriyet Halk Partisi açısından? Evet. Yani o zaman daha farklı bir oy oranı olacaktı. Yani %51'e 45, yani %5 gibi bir fark vardı. Eğer Barış Saylak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeseydi, yani o görüşmeler sosyal medyaya düşmeseydi, çok daha farklı bir sonuç olacağını tahmin ediyorum. Kazanırdı kazanamazdı bilmem, ama %5'lik oranın belki %1-2'lere bile düşeceğini düşünebiliriz. Yatağında yine Cumhuriyet Halk Partisi, biraz önce söylediğim gibi net olarak söylüyorum, AK Parti'nin veya diğer çöküşü, partilerin yani başarılı olması... Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısız veya yanlış tutumundan kaynaklı. Yatağında keza öyleydi. Yani Haşmet Başkan yerine başka bir aday konulsaydı yatağın Cumhuriyet Halk Partisi'nin olur muydu? Olma ihtimali vardı diyebiliriz. Kabaklıdere zaten yoğunlukla şeyin hani kalesi diyebileceğimiz yer zaten. Hayır, Haşmet orada şeyle Hasan Haşmet Işık'la girmedi yatağın seçime. Avukat kimle girdi? Hayır, anladım ben o Hasan Haşmet Işık'ın oradaki dengeleri nasıl yönlendirdiğini biliyoruz. Yani aday belirleme konusunda oradaki aday belirleme konusunda etkili olan sonuçta Haşmet Başkan'dı. Bunu da yatsımak mümkün değil. Yani ben olamıyorsam şu olmalı diyecek kişi orada Haşmet Başkan'dı, ki öyle oldu zaten. Öyle olunca da olmadı yani. Evet, ben onu söylemek istiyorum. İsimlerde evet. Ben öne çıkanları özellikle ortaya koymaya çalışıyorum. Ama Kavakları dediğimiz gibi. Şunu da söylemek lazım. Hani Muğla ile ilgili aklımdayken hemen söyleyeyim. Ya şunu çok net söyleyebilirim. Bir proje ortaya atılmadan seçim kazanıldı. Çok doğru. Yani şunun üzerinden gidildi. İşte Behçet Saatçi'nin aleyhinde konuşarak seçim kazanıldı. İşte ona gidecek oy AK Parti'ye gider diye seçim kazanıldı. Efendime söyleyeyim, AK Parti gelirse buradaki yaşam şekilleriniz değişir şeklinde bir durumla seçim kazanıldı. Yani artık bunlar önümüzdeki seçim dönemlerinde çok karın doyuracak yöntemler olmayacak. Yok, işlemez artık. Evet, işlemez. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Menteşe konusunda çok fazla söyleyecek bir şey yok. Oradaki dengeler sonuçta Sayın Osman Gür'ün ve o bölgenin etkisi altında tutmasından, Osman Gür'ün o bölgeyi etkisi altında tutmasından kaynaklı zaten sonucun Cumhuriyet Halk Partisi olması bekleniyordu. Beklendiği gibi oldu. Ula'da işte. Ula'da yani %6'lık farkı yine aynı şekilde, yani Ümit abi diyorum ama artık ben de böyle yerel olduğum için böyle rahat konuşmak istiyorum. Böyle sayınlı falan konuşmak biraz zor geliyor bana. Ümit abinin yönlendirdiği veya işte onun sistemiyle yürüyen bir seçim başarılı olmadı. Marmaris, yani o da %10 bir fark oldu. Kavgalar, gürültüleri, en çok kavganın gürültünün olduğu yerde Marmaris'ti zaten. Ali Acar işte faktörü vardı, bir asansör operasyonuyla adaylıktan aday gösterilmedi. Sonrasında evet. DSP'ye geçişi vardı. Gerçekten Marmaris'te hararetli, ateşli bir seçim yaşandı. Dolayısıyla Mehmet Oktay, yani Osman Gür'ün istediği aday sonuçta belediye başkanı oldu. Öyle değil mi? Aynen öyle. Yani yine işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı ya da başarısız olmasıyla yönleniyor oy oranları. Datça'yı zaten biliyoruz. Datça Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha yoğun oy alacağı, çünkü göç aldığından kaynaklı. Köyceğiz. Şimdi Köyceğiz'i hani bir oyla kaybedilip bir oyla kazanılan bir yer. Yani Salih Erbay'ın orada etkili olmasıyla, ters köşe yapmasıyla AK Parti kazandı. Yani beklenen bir şey miydi? Doğrusu çok beklenen bir şey değildi. Yani normal şartlarda oranın Cumhuriyet Halk Partili olması gerekmiyor muydu? Burak Erbay'a ve Salih Erbay'a baktığımızda. Demek ki bu işler öyle olmuyor. Yani ne oluyormuş? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlış strateji yanlış aday seçmesiyle ortaya böyle bir şey çıkıyor. Ortaca yine keza öyle.
Ortaca da hele en çok tartışılan bir yerde Milliyetçi Hareket Partisi, yani ittifakın ortağı %37 ile bir anda karman çorman bir şey oldu. Hani orasını da Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması beklenen bir yerde. Evet. Dalaman yine hani biraz daha AK Parti'nin daha rahat olduğu bir yer. Seydi Kemer de yine AK Parti'nin rahat olduğu bir yer. Fethiye'de de yıllar sonra Behçet Saatçı'nın aday olmaması ile Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ama Behçet Saatçı aday olmadığı için kazandı. Yani bunu net olarak söylememiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Yani tabii bir Cumhuriyet Halk Partili bunu söylediği zaman tukaka olacaktır mutlaka da. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel seçimlerde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde çok stratejik hatalar yaptı. O hataların sonucunda da işte oy oranı %36 ile %28 gibi makas çok daralmış oldu. 217 evet. bin oyla 171 evet. bin oy. Evet. İlginç bir durum. Behçet Saatçı da 158 bin oy aldı. Bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bunu iyi değerlendiriyor mu? Hayır. Maalesef. Bana göre bu seçimin kazananı Behçet Saatçı'dır yani. Böyle baktığın zaman. Yani oy oranına baktığınız zaman kesinlikle tabii. O şekilde düşünün. Bağımsız bir aday olarak. Muğla Genel'den yüksek bir oy aldı. Dolayısıyla dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada çöküşü de artık 2022'de erken seçim olursa veya 2023'te normal seçimler olursa bunu artık net bir şekilde göreceğiz. Bakalım ipi kim göğüsleyecek. Çok yani kısa bu, olarak evet, yerel gazetelere de geleceğiz ama MHP'yi, Milliyetçi Hareket Partisi hep seçimlerde... Çok özür dilerim, ben bir şey daha eklemek istiyorum. Çok kısa. HDP gerçeğini asla unutmaması gerekiyor Muğla'nın. Tümü için söylüyorum. Yani AK Parti'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de veya işte bu seçimde iddialı olarak girecek kişilerin. HDP belirleyici oluyor. Yani %10 gibi, %12 gibi bir oy oranına sahip bir partinin hani yok sayılması, işte ya oradan bir şey olmaz denilmesi çok büyük bir farklılık getirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi hala bu hatayı yapmaya devam ediyor. Yani Muğla'da %36 evet. oy alan bu oranın bir bölümünün HDP olduğunu da yine hatırlatmak isterim. İsteyin, ister sevin, ister sevmeyin ama bu bir evet. gerçek. Peki Sayın Akbulut, gerçekten HDP'nin CHP'ye burada desteği oldu mu? Yani oy oranları etkiledi mi CHP'nin seçilmesini? Çok kısa efendim, sonrasında MHP'yi değerlendirmenizi isteyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi de her zaman kilit parti oldu seçimlerde, biliyorsunuz. Kesinlikle Fatih Bozoğlu'nun tespitinin altına imzam atarım. Tabii ki oldu. Yani olmadığını görmezden gelmek, bu siyasi havayı koklamamak ya da yaptığınız işi boşuna yapmış olmak demek bana göre. Dolayısıyla da tek soru tek cevap gibiydi. O yüzden HDP gerçeği Muğla'da etkindi. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Dilerseniz Milliyetçi Hareket Partisi ile devam edelim. Dediğimiz gibi seçimlerde her zaman kilit parti oldu. Milliyetçi Hareket Partisi hem merkezde hem yerelde. Muğla'da geçtiğimiz dönemde Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin biraz kan kaybettiğini söylemek istiyorum. Ne dersin Sayın Akbulut? Tabii ki kan kaybetti. Bugün milletvekili seçimlerine baktığınız zaman işte ilk konuşmamın başında söylemiştim. Sokakta yaptığımız röportajda Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık o bir çıkan milletvekilinin Muğla'da çıkmayacağını, seçmen tarafından kabul görmeyeceğini, yerine İyi Parti sinerjisiyle gelen İyi Parti'nin milletvekili çıkaracağını söylemiştik. Kaldı ki çıkan milletvekili de zaten 1999 yılında doçentliği döneminde çıkmış. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olmuş Sayın Metin Ergün'dü. Sadece partisel olarak bir milletvekili kazandı ama isim olarak aynı milletvekilini gönderdi diyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Efecik tespitinize de katılıyorum. Hani çok irdelenebilir bir durumda değil. Evet, kilit parti pozisyondaydı. Ama şu anda ülkedeki daha çok kendi politikalarını uygulamadan veyahut da kendi politikalarının sadece sunmuş olduğu politikalarını kemik kendisinin mevcut dava arkadaşları üzerinde kabul görür nitelikteki hamleleri yüzünden kan kaybedebilir. Çünkü şu ara Milliyetçi Hareket Partisi'nin halka kendine anlattığı bir siyasi bir yaklaşımı yok diye görüyorum. Bunu
hakikaten bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok şey gibi, tabii bu muhalefet nezdinde AK Parti cenahını yön veren bir parti gibi gözükmüş olsa da yine de daha çok sanki iktidar partisinin ve iktidar partisinin genel başkanı üzerinde daha çok sesli propagandalar yapan bir Devlet Bahçeli gerçeğinin de seçmen üzerinde ne denli kabul gör olduğu benim kafamda bir soru işareti olarak duruyor. Bunun dışında çok fazla yorum yapamıyorum. Anladım. Peki. Sayın Bozoğlu, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'ni yerelde, genelde? Bir Cumhur İttifakı var, başarılı Hareket bir ittifak, Partisi. AK Parti'ye her zaman destek olan. Yerelde yorum yapamadım. Çünkü yerelde bir etkin bir parti teşkilat yapısı şu anda izlemiyorum. İzlemediğim için zaten yorum yapamadım Sayın Efecik. En son geçen bir kongre süreci var. Doktor Hacı Çelik'in adaylığı vardı. Mevcut delegasyon, mevcut başkan Mehmet Korkmaz da devam kararı aldı. Dolayısıyla hani bildiğimiz gelişme bunu da bundan öte gidemiyor maalesef. Bozoğlu, kusura bakma. Rica ederim. Estağfurullah, olur. Ne demek? Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül öncesinde de hep kilit parti dönemine kilit parti konumunu korumuştur. Birinci, ikinci, üçüncü MHC'ler döneminde ve sonraki süreçte de yine Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye siyasetinde o %11'lik ile %18'lik oyunu her zaman olumlu bir şekilde kullanmıştır. Kendi adına olumlu bir şekilde kullanmıştır. İyi değerlendirmiştir. Yani %5-6'lara düştüğü ifade ediliyor. Yani doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum artık onu. Hani anketler böyle diyor. Anketleri bana da hiç kimse sormadığı için ben de doğru yanlış bilmiyorum tabii. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Muğla'da da bir kilit nokta olmuş mudur? Ben olduğunu düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Bodrum açısından düşündüğümüzde ilk defa iki tane bu dönemde hiç beklenmeyen bir şeydi. İki tane meclis üyesini kazandırmıştır. Bu çok önemli. Bu ortamda olmayacağını herkes düşünüyordu ama tabii AK Parti oylarıyla bu gerçekleşti. Bir tane AK Partili meclis üyesi Bodrum Belediyesi'nde, iki tane de Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olmuş oldu. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi benim bildiğim kadarıyla geleneksel bir partidir. Fakat ne yazık ki görüyoruz ki geleneklerinden uzaklaşmaya başladı. İşte o geleneklerinden uzaklaştı. O ülkücü mantığından uzaklaştıkça da ortaya sorun çıkıyor. Başka türlü bir Milliyetçi Hareket Partisi görmeye başlıyoruz ki bu bizim tanıdığımız Milliyetçi Hareket Partisi değil. Yani 12 Eylül dönemin öncesi ve sonrasındaki Milliyetçi Hareket Partilere baktığımızda çok daha verimli, çok daha davasına düşkün insanlar varken şimdi biraz daha farklı görüyorum, daha siyasi görüyorum. Bu anlamda bir değişim oldu mutlak. Yani Bodrum'dan bir örnek vereceğim. Bu konuda da hani net olarak söylemek lazım diye düşünüyorum. Bodrum'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tık üste çıkmasını sağlayan Asım Başaran'dır. Ama Asım Başaran'ı bile partiden ihraç etmeye kadar giden bir süreç yaşanmıştır. Yani iç davaları nedir bilmem tabii ama yani bazı şeylerde de geleneklerinden uzaklaştıkça Milliyetçi Hareket Partisi'nin kan kaybedeceğini ve kaybetmekte olduğunu da zaten hem Türkiye'de hem yerelde görüyoruz. Evet. Yani benim doğduğum memleket Mudurnu, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeydi. Yıllardır böyle devam ediyordu. Bu dönemde 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir başkan seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski meclis üyesi. Yani o kadar karman çorman ki ortalık ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu o kadar kritik ki bence özüne dönerse çok daha başarılı olur diye düşünüyorum. Peki, çok tabii, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Akbul, vatandaşın biri soruyor. Önümüzdeki yerel seçimde Muharrem İnce'nin kuracağı partinin Muğla'daki fonksiyonu ne olur diyor. Bunun yanı sıra çok kısa olarak da işte yeni kurulan partiler var. Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. Bunların yerel seçimlere etkisi ne olur? Kısaca, çok kısa efendim. Yani tabii yeni oluşumlar kendilerini ifade etme süreçlerinde direkt olarak seçimlere yani 1-0 kafadan önde başlayamıyorlar. Bunun dezavantajıyla başlıyorlar. Yani 2001 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki, genel başkanlığındaki AK Parti'nin yarattığı rüzgarı şu ana kadarki yeni süreçteki
oluşumların yarattığını söyleyebilir miyiz? Ben söyleyebileceğimizi düşünmüyorum. Tabii ki alternatifler de olacak. Çünkü bugün gelinen süreçte demokrasi adına, ülke yönetimi adına, ülkenin gidişatı içerisindeki sancıların düzeltilmesi adına her elini taşın altına sokan ve ülke yönetimine soyunan oluşumu önemsediğimi söyleyebilirim çok net bir şekilde. Ama hani Muharrem İnce'nin dedim ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında en iyi Fatih Pozoğlu'nun irdelemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte biliyorsunuz Türkiye Değişim Partisi diye de Sarıgül'ün bir partisi var şu anda. Hatta evet, geçenlerde televizyonda da izledik. Söylemleri olarak bakıldığında, yola çıkış maksatları bakıldığında hakikaten belki seçmene dokunan nitelikteki konuşmalar, söylemler. Hani bugün bir genel başkan olarak iki dönem görev yaptığımda partimi iktidara taşıyamazsam genel başkanlığım biter diyen, hani yola çıkıldığı zaman böyle başlanan ama sonuçlarda nereye vardı bilinmeyen veyahut da işte uzun soluklu olup olunmayacağı konusunda bizlerde net bir ifade yaratamayan oluşumlar olarak bakıyorum ilk etapta. Ama ben bugün bu partilerin Türkiye'de sinerji, yeni kurulan partilerin Türkiye'de sinerji yaratmasını şuna bağlıyorum. Ekonomik olarak. Çünkü halkın, inanın, karnıyla ilgili bir derdi var. Midesiyle ilgili bir derdi var. Ekonomik olarak yapabilitesini karşıya yansıtabilir ve inandırabilirse o yeni oluşum, o yeni parti bugün ülkede kabul görecektir, bir sinerji getirecektir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Bozoğlu çok kısa alayım efendim. Yerel gazetelere geçeceğim. Ondan sonra da programı kapatacağım. Yani, buyurun efendim, çok kısa. Ne Muharrem İnce, ne Deva Partisi, ne Gelecek Partisi, ne de Sarıgül'ün partisinin Muğla'da etkin olacağını düşünmüyorum. Yani %1'er, 2'şer, 3'er oylar alacaklardır. Ne kadar etkili olacaklardır bilmiyorum ama Muharrem İnce'nin de bir parti kuracağını da düşünmüyorum. Yani kurarsa da hani pek böyle başarılı olacağını düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir köklü bir parti diyeyim artık. Tırnak içinde söylüyorum, görece olarak köklü bir partinin olduğu bir ortamda bu partinin çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Ha burada eğer daha sol bir parti etkin olursa, yani SHP gibi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti gibi daha sola yakın bir parti kurulursa o zaman başka bir alternatif doğabileceğini düşünüyorum. Ama onun dışında yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzeyen veya işte Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında böyle liberal bir sosyal demokrat partinin hiç iş yapmayacağını düşünüyorum. Diğer Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de burada iş yapmayacağını düşünüyorum. İyi Parti'de muhtemelen, yani bu bir öngörü olarak, bir tahmin olarak söyleyebilirim. Olur olmaz tabii ki ama bir gazeteci olarak söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. İyi Parti muhtemelen Behçet Saatçi ile yol yürüyecek ve önümüzdeki yerel seçimler için söylüyorum. Ya da genel seçimler, ya milletvekilliği anlamında ya da büyükşehir belediye başkanlığı anlamında İyi Parti çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine tırnak içinde ve net olarak söylüyorum. Diğer partilerin başarı ya da başarısızlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı ve stratejik planlarına bağlıdır. Peki, teşekkür ederim. Son bölüme geçelim. Sayın Cemiyet Başkanımız da bugün program konuğumuz, hem gazeteci sıfatıyla hem gazetecilerin temsilcisi sıfatıyla. Evet, yerel gazeteler gerçekten zor durumda, desteklenmesi gerekiyor. Tabii ki hükümetin bir desteği var, yıllardan beri resmi ilan desteği. Bunun yanı sıra pandemi döneminde de birçok vergide olsun, SGK'da, kısa dönem çalışmalarında personel desteği var. Ama tabii bunlar yeterli değil, gerçekten maliyeti çok yüksek. Bir yerel bir gazetenin, bugün günlük çıkan bir gazetenin Sayın Başkan 20 bin liraya yakın bir masrafı var. Aylık. Düşünün, gelen ilan paralarının üstüne daha yüksek meblağ koyarak bunları karşılamanız gerekiyor. Para kazanmayı falan artık düşünmüyorlar. Sadece kamu görevini yapmayı düşünüyorlar. Neler söyleyeceksiniz efendim? Gazeteciler cemiyeti olarak nedir çalışmalar? Nasıl öngörüyorsunuz yerel basının durumunu? Teşekkür ederim. Tabii yani bizler, şunu çok net ifade etmem gerekirse, yani bu tür sorunlara karşı sadece sorun konuşan bir merci değil. Bu sancıyı gerçekten yüreğinde taşıyan insanlarız. Ben bugün Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı bir patronaj evresindeyken değil, sahadaki olan, sahada emek veren, hep beraber bu sahalarda koştuğumuz, kirini pasını çektiğimiz, tehlikesini atlattığımız bir başkan olarak yaşıyorum. Dolayısıyla bundan da onur duyuyorum. Bakın 4 yıl önce
resmi ilan alan yerel gazetelerin sayısı Türkiye'de 1800'dü. Şu anda gelinen nokta 925'lere düştü. Neredeyse yarı yarıya. Bugün işte bazı şehirlerde birleşmek suretiyle hayatlarını idame ettiren, bazı yerlerde kapısına kilit vurmak suretiyle de yayın hayatına son veren yerel gazeteler var. Evet. Aslında bu ülkenin dinamikleridir. Anadolu basını dediğimiz yerel gazeteler, yani bu ülkenin gerçek dinamikleridir. Ama gelin görün ki işte biraz önce bahsettiğiniz destekler yeterli değil dediniz. Mesela bugün her meslek kuruluşunun, her meslek grubunun, işte belediyeler, Bodrum Belediyesi'ni izlemiştik, bir kampanyalar, pandemi döneminde kampanya. İşte daha yeni Muğla Büyükşehir Belediyesi kiralarda ilgili bir opsiyonel bir tutum takındı. İşte herkes imkanı doğrultusunda, işte ticaret odası kalktı, dedi ki yerel esnaftan sahip şey, alışverişlerini yerel esnaftan yap, esnafımıza sahip çıkalım dedi. Ya biz de dedik ki mesela, ben aynı zamanda da biliyorsunuz Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesiyim. Yani Muğla'mızı Ankara ayağında da temsil ediyorum. Süleyman Akbulut olarak değil, Muğla'yı temsil ediyoruz. Dolayısıyla bu federasyondaki bu kutsal vazifemizde oradaki yine yönetim kurulundaki 15 kişiden bir kişi olarak ciddi anlamda bunun mücadelesini veriyoruz. Yani yönetimimiz de, Sayın Genel Başkanımız Yılmaz Karaca da bu konuda hakikaten çok duyarlı. Mesela sürekli olarak o ziyaretlerini, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ziyaretlerini, iletişim başkanlıklarını sürekli olarak kapılarını arşındırıyor. En azından biz de bütün bu opsiyonel davranışları her alanda sektörler nezdinde gördüğümüz bir ortamda, madem bu tür sağlıksal olarak bunlar önemli, unutulmaz ve dayanışma, birlik, beraberliği getiren günler, en azından dedik ki yerel gazetelerin, yani vergi, sigorta borçlarının ertelenmesinin yanında bir de bu basın ilan kurumlarının gazetelerin ilanlarından kestikleri %15'lik komisyonu bari bu pandemi döneminde kesilmesin dedik. Evet. Bunlardan sonuç alamadığımız gibi, gördüğünüz gibi dezavantajlı meslek grupları içerisinde bile neredeyse addedilmedik ki bugün aşılanma listesinde dahi yokuz. Bunu biliyorsunuz. Bunu ilk günden beri söylüyoruz. Mesleğimizde diyoruz, yerel gazeteler kapanırken de meslektaşlarımız, bu az sayıdaki kalan meslektaşlarımızın da, sahada koşturan meslektaşlarımızın da aşılanması gerektiğini defaten dile getirdik. En son yapmış olduğum, sizlerle de servis ettiğimiz haberlerimizde Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak 10 Ocak kapsamında yaptığımız açıklamada da yani mesleğimizin bugün uğratıldığı işte bir sermaye olsun, siyaset olsun, bürokrasi olsun, bu sarmal içerisinde erozyona uğratıldığı bir ortamda bari sağlık açısından meslektaşlarımızın aşılanması gerektiğiyle ilgili, virüse karşı korunmaları gerektiği konusunda defaten konuşmalar yaptık. Ama söylemlerde bulunuyoruz. Ama gelin görün ki, yayının başında da söyledim, yani bizi sadece biz kendimiz konuşuyoruz. Herhalde kalkıp da kendilerini konuşan, bizim kadar çok konuşan başka bir meslek grubu da yoktur. Ama halimizde, yani konuşmayıp da ne yapacağız? İçler acısı durumda. Bahsettiğim rakama bakar mısınız? 925'e düşmüş bir yerel gazete. Burada işsiz kalan insanlar. Artık düşünebiliyor musunuz? Gazeteciliği bir uğurda bir meslek olarak yapma fikri bitti. Artık en kolay yoldan hangi arkadaşımız bir belediyeye kapak atarım, bir kamu kurumuna kapak atarım derdine düşmüş. Yani bugün geldiğimiz noktada bu meslekten emekli olup isminizin başında gazeteci sıfatıyla hayatınızı noktalayınca kadar ki gidilen süreç hakikaten çok kutsal bir süreç. Yani artık çok hızlı bir şekilde değişikliğe uğrayan bir gazetecilik sektörü var. Bununla ilgili çok sorunumuz var Sayın Efecik. Yani bunu saatlerin yeteceğini düşünmüyorum. Ama biz yerel gazeteler olarak en azından bu dönemlerde yerel gazetelerin biraz daha desteklenmesi, bu kamu görevini yapan yerel gazetelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yerel gazeteler olmazsa hakikaten şehirlerimizin, değerlerimizin kaybolmaması noktasında çok önemli. Hani bugün belki bir internet sitesi açıp bu mesleğimizi icra edebiliriz. Günümüz otomasyon çağı. Ama ne olursa olsun şu gazeteyi elimize alıp şu kokuyu dokunsal olarak bu kokuyu hissetmediğimiz bir ortam bize çok keyif vermeyecek diye düşünüyorum. Biz daha çok arkadaşlarımızın özlük haklarının kavuşması daha rahat koşullarda. İşte görüyorsunuz günümüzde bugün yani o kadar da sınırda bir görev yapıyoruz ki bir yandan bu işin mutfağında olup bir yandan da işin patronajını da yeri geldiği zaman
eleştirmek durumunda kalıyorsunuz. Yerel gazeteyi korumaya çalışıyorsunuz ama yerel gazete üzerinden meslektaşlarınızın hak sömürülerine gitmiş olan patronajı da eleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani böyle de ince bir çizgi var. Evet. Yani burada hani kimi destekleme değil, biz sektörü korurken aslında bir yerde de diyoruz ya işte gazeteci arkadaşlarımızın hakları. E bugün bakıyorsunuz naylon künyelerle çıkan gazeteler var. Evet. Arkadaşlarımızın o basın sigortalarından kaynaklı isimleri oralara yazılmak suretiyle devletten alınan resmi ilanlar var. Ama bu arkadaşlarımız bir şey kazanmıyor. Sadece karşılıklı olarak bir becaiş yöntemiyle ona sigortasını veriyor, o ismini veriyor, o da onun karşılığında para alıyor. Yani ciddi bir yasal düzenleme gerekiyor. Bunun bir meslek mi sektör mü olduğu arasındaki ince çizgiyi bir yere dayatmamız gerekiyor. Bunun gerçek anlamda meslek olabilmesi için de işte bunun özellikle cemiyetlere veyahut da işte bizim meslek odamız yok biliyorsunuz. Bir mesleki yeterliliği bizlerin özellikle bu işi yapan, geçimini, ekmeğini bu işten kazanan insanlar olarak yönetimlerimizi oluşturduğumuz cemiyetler ya da oluşturabileceğimiz bir meslek odası kanalıyla bu işleri biraz daha işin liyakatini, işin verimliliğini ve yeterliliğini denetleyen bir mekanizmanın oluşması gerektiğini savunuyoruz. Yani devlet eliyle tabii ki bizim paydaşlarımız, Basın İlan Kurumu, İletişim Başkanlığı. Ama bugün her ne kadar da olsa bürokrasi hakim. Sektörümüz özel sektör. Onun için de bu aradaki uçurum kolay kolay da doldurulabilir nitelikte değil. Bu uçurumu biz meslek kuruluşları gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi evet. Söyleyeceklerim bunlardan. Dijital medya artık yerel basın. Sayın Bozoğlu size şey yapacağım. Aslında başkanım sizden de istiyorum. Şimdi yerel gazeteler artık dediğiniz gibi bir kapanmaya başladı veya birleşmeye başladı. Bu anlamda dijital medya yavaş yavaş artık ön planda ve bütün hem yerelde hem genelde bütün artık medya kuruluşları dijital medyaya doğru ilerlemeye başladı. Önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde de artık bu sisteme geçileceği benzeniyor. Neler söyleyeceksin Sayın Bozoğlu? Siz de dijital medyayı sık kullanan bir gazetecisiniz. Şimdi bir anıyla başlamakla istiyorum. Hem de rahmetle anmış olmak için. Yıl 1997 sonları Nezih Demirkent'in asistanlığını yapıyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde olsun. Dünya Gazetesi'ndeyim. Ufuk Güldemir geldi. O kadar heyecanlı ki dedi ki abi dedi artık dedi gazeteler dedi basılmayacak ve dijital ortama geçeceğiz dedi. Yıl 1997 özellikle söylüyorum. Nezih Bey tabii geleneksel basına, gelenekçi yapıya sahip birisiydi. Ne yapalım dedi. Dedi Dünya Gazetesi'ni işte dedi dijitale taşıyacağız. İşte ve her şey böyle anında herkes haber olacak, haber alacak, haberleri anında vereceğiz dedi. Ya dedi pek kolay bir şey değil bu, belki süreç içinde olacaktır ama pek kolay bir şey değil dedi. Evet bana da çok gülmüşlerdi. O zaman dedi abi bana destek ol. Efendim? Bana da ilk dijital medyayı artık söylemeye başladığında çok arkadaşım gülmüştü. Olur mu öyle şey diye. Evet aynen öyle. Dedi ki sana dedi işte 11. katı verelim ve sen orada ne istiyorsan yap. Sonra Habertürk'ün ilk kuruluş aşaması işte orada oldu. Ufuk Güldemir rahmetli, kıvırcık saçlı, My Way şarkısıyla sonsuzluğa uğurladığımız bir dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nin dış haberler servisi, Washington temsilcisi, o güzel insan işte Habertürk'ü orada kurdu. Ve müthiş bir ivme kazandı ve işte geldiği noktada şu anda nerede hepimiz görüyoruz. Sonra Nezih Demirkent bana dedi ki, sen dedi bütün dedi bu anlatılanları bir raporla. Ben raporladım. Böyle bayağı bir 80-90 sayfalık bir rapor hazırladım. Sonra baktı onlara ve bütün müdürleri çağırdı ve dedi ki hepiniz dedi dijital ortama hazır olun. O zaman çünkü Dünya Gazetesi hem yabancı yayınların dağıtımını da yapıyor. Çok güçlü bir gazete. İşte o gün anlaşılmıştı ki dijital dönem artık geliyor ve yavaş yavaş da biz yok olacağız. Fakat belki Nezih Demirkent'in çıraklığını yapmış olmamdan kaynaklıdır. Belki Can Pulağ'ın çırağı olmamdan kaynaklıdır. Ülke Angılı'nın çırağı olmamdan kaynaklıdır. Ben hala gelenekçi bir gazeteciyim ve Süleyman kardeşimin söylediği gibi çok
önemsiyorum. Önce dokunmak ve o mürekkep, o taze mürekkep kokusunu da koklamak. Elime biraz da böyle boya eğer gelirse, parmaklarının ucu kararırsa, oh değme keyfine diyenlerdenim. Evet. Birçok kişinin de, yani en azından bizim yaş grubundakilerin, işte 40 yaşından daha büyüklerin bu kokuyu, bu gazeteye dokunuşu, o dokuyu görmek, hissetmek istediklerini biliyorum. Lakin iş işte öyle istediğimiz gibi olmuyor. Şartlar biraz önce zaten tekrar etmeye çok fazla gerek yok. Temsilcimiz olarak Süleyman Başkan gerekenleri anlattı. Birçok sorun var ama en önemli sorun örgütlenememek. Biz hala parça pinçik bir örgütlü gazetecileriz. Bir araya gelemiyoruz. Odamız yok. Yani bunları konuşmaya hani gerek bile yok. Yani ilk odası olması gereken, çünkü mesleki açıdan düşündüğümüzde en kalabalık meslek gruplarından bir tanesiyiz. Ama odamız bile yok. Yani demek ki bir şeyler eksik gidiyor. Biraz da kendimizden kaynaklı diye düşünüyorum. Yerel gazetecilik açısından yine rahmetli ustamın söylediği gibi, yerel gazeteciler demokrasinin kılcal damarlarıdır. Eğer yerel olmazsa ulusal da olmaz. Şimdi Vural Efecik A Haber'de haber yapıyor. Senin yaptığın her haber birinci haber. Ankara'da ya da İstanbul'da ya da başka bir yerde yapılan haberlerin hepsi sıradan. Ama yerelden gelen haberlerin hepsi çok özel haberler. İşte bu anlamda yerel olmazsa ulusal da olmaz. Yazacak bir şeyleri yok. Yurt haberleri olmazsa zaten yazacak bir şeyleri kalmaz. Yani meclisteki o sıradan haberlerle veya İstanbul'daki trafik sıkışıklığıyla, kar yağdı işte trafik sıkıştı kaza oldu haberleriyle televizyon izlemek veya gazete okumak zorunda kalırız. Hepsi yerelden geliyor. Yurttan geliyor. Evet, bu anlamda yerel çok iyi sahip çıkmak. Bunu gerekiyor. Çok iyi anlamamız gerekiyor ve ona göre de hareket edilmesi gerekiyor. Bir iğneyi de yerel yöneticilere vurmak istiyorum. Hem de sert bir şekilde. Şimdi yerel yöneticilerimiz, bu Bodrum için de geçerli, Muğla için de geçerli, hepsi için söylüyorum net. Kızacaklar bana, biliyorum. İşte ulusal gazetelere ve televizyonlara çıktıklarında kendilerini bir şey zannediyorlar. Ya arkadaş, size oy veren insanlar yerelde. Siz ulusala çıktığınız zaman, siz yani Ankara'daki, İstanbul'daki, Samsun'daki, Bolu'daki insanların sizi tanımış olmasının hiçbir önemi yok. Eğer Bodrum'un, Mumcular'daki insan sizin yaptıklarınızı göremiyorsa, bilemiyorsa, size oy verecek kişi o. O zaman oy verecek veya vermeyecek. Biraz farkına varın. Eğer biz olmazsak, yani yerel gazeteciler olmazsa, sesinizi kimse duyurmaz. Siz gidersiniz, milyonlarca lira para verirsiniz, ulusal televizyonlarda, gazetelerde çıkarsınız ama bir gazeteciye 3 kuruşu çok görürsünüz. İşte o zaman da ortaya başka şeyler çıkar. Bunu çok net olarak söylüyorum. Profili tebrik ediyorum gerçekten. Mutlaka Sayın evet. Akbulut da buna katılıyordur bu görüşünüze. Eğer ne kadar yerelsek o kadar evrenseliz. Bu artık kabul etmemiz gereken bir şey. Eğer yerel gazeteciler anlamında da, esnaf anlamında da, işte doktor anlamında da, aklınıza ne gelirse, eğer yereldeki insanlarla iletişimi kopartırsanız o zaman yok olursunuz. Evet. Bunu siyasetçiler daha çok daha iyi bilmesi gerekiyor. Ama anlarlar mı anlamazlar mı bilmiyorum ama işte, anlamazlar. Anlamazlar bir, Sayın Bozoğlu. Anlamazlar. Ulusal bir gazetede çıkınca kendilerini pek matah zannediyorlar. Hiç de öyle değil. Evet, gitsinler ulusal evet. kanala yüz binlerce versinler. 10 dakika orada konuşsunlar. Tüm Türkiye duysun, anlamasın ama yerel basına geldiği zaman bir ilanı bile çok görsünler. Buyurun Sayın Akbulut. İşte çok bu kısa kapatacağım. Yani bu KOBİ'lere yapılan yardımlar ve destekler verilmediğinden dolayı da bu süreci ciddi anlamda sıkıntı yaşayarak geçiriyor yerel gazeteler, ama şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bu söylemlerin hepsine katılıyorum. Ancak durumun vahametini bir küçük bir örnekle sunmak istiyorum. Geçtiğimiz 10 Ocak hep beraber bir şekilde her zaman da eleştirmişimdir. Hamasi nutuklar atılıyor. Bu hamasi nutuklar çerçevesinde şöyle şeyler de söyleniyor. Mesela buraya bir takım çiçekler gönderildi. Bunu yapan şu anda işte ister yerel belediye deyin, ister siyasi parti deyin, bir tanesinin üzerinde şu yazıyordu: Dünya Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun. Bir tanesi de Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun. Baktım böyle içinden, acaba hangileri doğruyu yazacak diye o çiçeklerin içerisinden baktım. Onu bayram diyenler da bile vardı. Yani şimdi bunu söylerken de bunu gönderen kişiler tabii ki bir yeri temsil eden kişiler. Ama o bir yerlerin kurumsal olması beklenen yerlerde de bu işi danışmanlık bünyesinde yol gösteren arkadaşlarımızın en basitinden hepsinin bir şekilde gazeteyle veya medyayla bir iştigal oldukları bir dönemleri var.
evet. bugün oralarda görev yapıyorlar. Dolayısıyla burada gerekli olan uyarıyı yapamadıkları zaman da bu sefer onların yaptıkları iş sorgulanır niteliğe giriyor. Sözüm o, onların yaptıkları eksikliği aramak değil amaç. Bu bir güdek salma işi gibi. Ya nasıl olsa bir iki tane çiçeği gönderdik. Basın oradaki geçmiş dönemdeki o basın kutlamalarından aldık. Demokrasimizin en temel taşlarına olan basınımızın, özgür basınımızın bla 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 şöyle olmasın böyle olmasın deyip o günü verdik kapattık gittik falan yani. Ben bunu tasvip etmiyorum. Biz işte biraz bu cenah olarak aslında hani muhalif de bir kafaya Bozoğlu'nun dediği gibi kavga severim dedi. İşte kavga benim tarzım şeklindeki deminki ifadesiyle. Evet yani bu yönde hani derdimiz Bağcı'yı dövmek tabii ki değil ama gözümüze sokulan şeylerde de yani bunun sadece biz bunları hadi bakalım bu arkadaşlarımıza gönderelim. Ama niye herkesin de kendi basınını yaratma çabası içerisindeyken de bu lafları yapmalarını da çok samimi bulmuyorum. Bulmuyorum. O yüzden benim dileğim inşallah hani sahibinin sesi değil halkın sesi olabilen. İşte arkadaşlarımızın gerçekten bu işin ekmeği olduğunu, ekmeğiyle oynanmayan, aleyhte haber yaptı diye ekmeğinden oynayıp işinden edilmediği bir süreci yaşamak. Ve her şeyden önce işte bugüne kadar sizin yazdığınız haberlere itibar edip bir gün eleştirdiğiniz zaman hemen patronajı arayıp bir kulak çektirme niyeti içerisinde olan insanların karşısında ancak topyekün güç olarak durunur, beraber olarak durulur. Biz kendi aramızda bile Fatih'in dediği gibi parça pinçik olmuş, işte o cemiyet demiş, bu cemiyet demiş, sanki bizim bakkal dükkanlarımızmış gibi aksettirilmeye çalışılan, bu bakkalın sahibi Süleyman'mış, onun sahibi şuymuş şeklindeki yaklaşımlarla zaten bu bölünmeyi kendimiz yaşadığımız sürece karşımızdaki insanların tutumlarına yön verme şansımız asla yok. Bunlar da zaten kendi içlerinde ve kendi aralarında bile bir araya gelemeyen bir zümreye biz ancak yıldan yıla işte bu şekilde üzerinde daha günün ne olduğunu bilmeksizin yazılan Dünya Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun, işte Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun yazılı etiketlerle gönderilen daha çok çiçekleri kabul ederiz diye düşünüyorum. Sayın Efecik teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Her iki konumu da Sayın Bozoğlu, Sayın Akbulut gerçekten bugün hem Muğla siyasetini hem de Muğla basınını değerlendirdik. Gerçekten Muğla'da yerel basının desteğe ihtiyacı var. Buradan hem yöneticilere hem de Muğla halkına sesleniyoruz. Lütfen yerel gazetelere destek verin. Desteğimiz de şu, kimseden bir şey istemiyoruz. Tabii bir ki. Lütuf aynen öyle, ben de aynı fikirdeyim. Evet, gazeteyi okuyun. Destek istemiyoruz. Bir lütuf mekanizması olmak da istemiyoruz. Ama en azından şehrinde ne oluyor dediği bir gazetesinin açıp okumasını istiyoruz. Abone olsun. 50 kuruş versin alsın açıp okusun. Masasının üzerinde koysun. Yoksa kalkıp da bir bağış falan kabul etmiyoruz. Biz evet kesinlikle bu şekilde algılanmasın. Desteklerken evet, okuyarak normal, destek versinler. Tabii. Gazeteye abone olsunlar. O gazete her gün o kapıya gelsin. O insan işte Muğla'da neler olmuş bunu görsün. Yani bu bir emekle çıkıyor. Ben bu ürünü sonuçta kamuoyuna sunuyorum, piyasaya sunuyorum. Bunun da bir ederi var. Bu ederi tıpkı buzdolabı almak gibi, bakkaldaki ekmek almak gibi, bir dayanıklı tüketim malı almak gibi. Bu da bir ürün. Ama çok tercih edilen bir ürün değil. Çok okumayı seven bir toplum olmadığımız için. Ama işte bu noktada diyoruz ki Muğla Spor düşüyor. Hadi hep beraber destek oluyoruz dediğimiz o destek çağrılarını biraz da biz de yerel gazetelerimize desteklediğimiz çağrıyı gidin bayilerinizden birer yerel gazete alın diyoruz ya. Abone olun diyoruz. Bu kadar. Peki. Bu. İnşallah bu çağrımız ben bir şey yarar. Eklemek istiyorum Ural kardeşim eğer izin verirsen. Çok kısa buyurun. Destek konusuna aynen ben de katılıyorum. Biz destek meslek istemiyoruz. Yani bağış istemiyoruz. Ayrıcalık evet. istemiyoruz. Eğer sen işte beyaz eşya satıyorsan buradaki insanlara ulaşmak zorundasın. Ulaşabilmek için de yerel gazeteyi kullanmak zorundasın. Yani senin ulusal gazetede vereceğin ilan genel bir ilan olacaktır. Ama yerel gazeteye verirsen bizim işte Hacı abinin dükkanı, Ahmet abinin dükkanı, Ayşe teyzenin dükkanı diyebilecek durumdayız. Bunun farkına vardığın anda zaten o sıcaklığı gördüğü anda da alışveriş ortaya çıkacaktır. Yani sen bana kendi çıkarın için ilan ver. Bana destek vermek için değil. Ama
Sosyal medyada iki tane yazı yazıp da işte bu habercilik diye de değerlendirirsen işte dönüp bizim gazetelere bakıp acaba doğru mu diye bakmak durumunda kalıyorsun. İşte bizim kendi kendimize bir otokontrolümüz var zaten. Diyoruz ki doğru haber yapmalıyız. İşte Fatih Bozoğlu güvenilir olmalı. İşte Süleyman Akbulut güvenilir olmalı. Vural Efecik güvenilir olmalı diye bizim bir sorumluluğumuz var. Bunun bilincindeyiz. Bilinci olmayan insanların da sağlaması ancak yerel gazetecilerle oluyor. Hatta ulusalı bile yerelden sağlamasını yapıyorsunuz. Evet. O zaman bizim yaşamamız gerekiyor. Yerel basının yaşaması gerekiyor. Yaşamazsa haber alamazsınız. Haber alamazsanız da öyle hot diye kalırsınız. Yerel basın yerel basını yaşatmamız için de yeterliliği sorgulanmayacak liyakatli meslektaşlara ihtiyacımız var. Bunu tesis edersek inşallah ömrümüz vefa eder. Bunu tesis etme yolunda da görev süremiz içerisinde hep beraber sizlerin de meslektaşlarımızın da desteğiyle bu güzel günlere inşallah erişiriz diye düşünüyorum. İnşallah. Bu temennilerinizle ben de katılıyorum. Bu programın süresini biraz açtık. Sayın Akbulut, Sayın Bozoğlu çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Aslında bir ay içerisinde dönemlerde sık sık bir araya gelip hem gündemin nabzını hem işte yerel basınla ilgili bu konuları sık sık gündeme getirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Efecik. Çok anlamlı bulduğum bu yayınınız için. Bu yayında konuk olarak sunmuş olduğunuz nazik davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çünkü yayıncılıkta esas olan istikrardır başta esas olan. Bunun uzun yıllar, uzun soluklu olarak Muğla gündemini, Muğla'nın nabzını tutacağınıza olan inancım tam. Bu duygularla da Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarım adına da şahsım adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizlerle de tekrar karşılaşmış ve buluşmuş olmaktan da son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet sevgili seyirciler, Objektif Bakış programında bugün Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ve Bodrum Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bozoğlu'nu konuk ettik. Muğla siyasetinin bir anlamda nabzını tuttuk. Yerel basınla ilgili sorunları da gündeme taşımaya çalıştık. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.